Çok şadım ki bu konferansda mən iştirak edirəm və çıxış edə bilirəm. Ona görə ki, bu birinci dəfədir ki, biz MD Anderson mərkəzi ilə bu konferansı təşkil elədik. Və mənim çıxışım, məndə iki dənə prezentasiya olacaq və birinci prezentasiya mən bizim qonaqlarımıza biraz Milli Onkologiya Mərkəzindən danışmaq istəyərdim. Və bu prezentasiya mən ingilis dilində edəcəyim və ondan sonra Milli Onkologiya baş boyun şöbədə hansı biz əməliyyatlar aparırıq, təzə usullar, bu prezentasiyanı mən Azərbaycan dilinə sizə təqdim edəcəyim. I would like to welcome all the guests here, and I would like to give a small presentation in English about the National Oncology Center, because we have a lot of guests here. The National Oncology Center is located in Baku, Azerbaijan, and also it has sub-centers which are in different regions of Azerbaijan. And the goal of Oncology Center is to provide a standard medical care for our patients. The structure of our ministry is a Minister of Health, goes to National Center of Oncology, which is divided by Azerbaijan, which we have like in region of Baku, Oncological Clinical and Azerbaijan Medical University, and a National Oncology Center. It's like a main center with all the equipment, and also the regional oncology units in different cities. This is some data for the cancer patients, which we gather from all the regions and National Oncology Center. This is how it's developed. Actually, if we look at the development of the National Oncology Center, it was developed slowly, and we didn't have that much of equipment. This is a National Oncology Center only about like maybe 20-25 years ago. That's how it looked, and this is like really was a four-story building and didn't have any radiotherapy or any like sophisticated equipment. And this was the surgery units before, where there were like some major surgeries were performed. And with the leadership of academic Jamil Aliyev young team, they start developing this National Oncology Center slowly by building the center. And the leadership of academic Jamil Aliyev took like a big role in the building of this, what you will see now, of the National Oncology Center. With the support of the President of Azerbaijan Republic, Ilham Aliyev, with the very big support, the first foundation was put for the surgical clinic, surgical clinic of Oncology Center, because it was a plan to make like a surgical, all the surgical departments in one building. And this was the foundation which was put by the President of Azerbaijan Republic, who pays a very big attention to the medical system in Azerbaijan and to the medical system in Azerbaijan. And this is what we have now. This is a surgical center of National Oncology Center. This is a pediatric oncology. This is a radiotherapy building. And this is a diagnostic building of the National Oncology Center. So we see how far we came for only like 15 years. What do we have now? The Department of Diagnostic, we have the latest equipment as a CT, MRI, and pretty soon, actually it will be very interesting for the audience, we'll have a PET CT, which was planning to start working in September 2015. This is Department of Diagnostic of Precancerous Diseases, because the major goal is to prevent cancer and hopefully not to do like a surgery or major treatment. This is Department of Medical Oncology, where they do like a chemotherapy. And the surgical department was opened in 2009
by the president of Azerbaijan Republic, and it consisted of breast cancer, abdominal oncology, oncogynecology, urology, thoracic surgery, head and neck surgery, neuro, orthopedic, and pediatric surgeries. But these were the departments which were consisted. And this is our operating theater, and our guests will be able to see that on Monday. This is our operating theater, which we can perform any type of surgery, any type of oncology surgery we have ability to perform. And this is our regular operating day. This is our operating theater, and this is our ICU unit. And the ICU unit is also very, like, best standards. The President of Azerbaijan Republic in 2006, he signed the law that all the oncology patients will receive the chemotherapy drugs, radiotherapy, and surgery on behalf of the government, and the government will reimburse all the treatment of the oncology center. In 2012, the pediatric oncology was separated from the surgical unit, and in 2012, the First Lady of Azerbaijan opened up this beautiful pediatric oncology center. Department of Radiotherapy, we have the most recent equipment for radiotherapy, and we do also brachytherapy when the tumor is, we have ability to do all type of surgeries, all type of radiotherapy in National Oncology Center. We have true beam technology, and in October 2014, we signed a very big contract with the Varian, and they chose us as a reference center for the whole region, Caucasian and Asian region. We have molecular oncology, but with genetics, Department of Invasive Radiology, which is a lot of procedures are performed. Department of Radionuclear Therapy, where we do like iodine therapy for the patient, gamma probe for parathyroid glands, and tifosentinel lymph nodes search, and everything is possible nowadays in National Oncology Center. And I would like to thank you for this presentation, and I would like now to switch to Azerbaijan language and to present some cases, what we do like as a standard surgeries. Çok teşekkür ederim ve indi ben baş boyun şöbede olan ameliyatları göstermek istiyordum. Ona göre ki bizim onkoloji merkezimizde çok önemlidir ki biz bütün ameliyatlar standart aparak ve ancak ameliyat aparmak o kadar önemli değil. Hayat keyfiyeti daha bir önemlidir ameliyattan sonra. Ve təəssüf ki bazı merkezlerde standart ameliyatlar aparılmır ve biz sonra o hastaları görürük ve onlara təzədən ameliyat aparmalıyıq. Birinci ameliyat qalxan bənzər vəzi ameliyata aiddir. Qalxan bənzər vəzi ameliyatları çox cərrahlar edə bilirlər, amma çox önəmlidir ki, limfo düğünlər ya da ki problem olanda ameliyat tamamilə adı qalxan bənzər vəzi ameliyat olmur və biz o limfo düğünləri disekciya eləməliyik. Və bu bizim ameliyatımız, həstə hardasa 25 yaşındadır, gəlib bizim klinikamıza və onun qalxan bənzər vəzinin hərçəngi var və lateral limfo düğünlərə metastaz verir. Və bu ameliyat, əlbəttə biz böyük bir kəsiklə qalxan bənzər vəzini götürməliyik və qalxan bənzər vəzini götürəndən sonra biz lateral limfo disekciya burada aparırıq. Bu ameliyat zamanı biz nerv yoxluyuruq. Ona görə ki, şiş çox böyük olanda biz nerv monitoring istifadə edirik. Və o nerv monitoringla biz recurrent laryngeal nervi yoxluyuruq. Və ondan sonra biz rahat qalxan bənzər vəzini götürə bilirik. Bu əməliyyat eləndən sonra biz qalxan bənzər vəzini paratrixianlı segmentlə götürdük. Və ondan sonra lateral segmenti biz ameliyat aparmalıyıq.
Bu lateral segment ve bu çok önemlidir ki biz bu ameliyat düzgün yaparak. Ona göre ki eğer biz lateral segmenti temizlemesek onda bu hastaya standartla yod verilmelidir. Ama bu hastada yod hiçbir tesir göstermeyecek ve ona ikinci ameliyat lazım olacak ki o lateral limfo disekta ameliyatı yapar. Şimdi her şey temizdi. Hiçbir limfo düğünü yoktu. Ve bundan sonra biz hastaya rahat yod verebiliriz. Ona göre ki metastazlar eğer yod, eğer metastazlar temizlenmeyipse onda yod gidecek metastaza ve orada hiçbir tesir olmayacak. Ve hastada prognoz çok pis olacak. Bu lateral limfo disekta, aksesuarız. Ve bu hastada biz görürük ki paratrikial ve lateral sol boyun limfo düğünü, 4 limfo düğünü metastazı vardı. Elbette bu ameliyat düzgün olunup ve şimdi hastada hiçbir problem yoktu. Ve yoddan sonra demiyorlar ki bu hastada prognoz çok yakışı olacak. İkinci ameliyat hansı ki ben numayiş etmek istiyordum. Erden bir olur ki bizde büyük şişler ve hastalar daha geç gelirler ve hastalar geç gelende onlarda biz hemşire laringoskopi ediyoruz ve erden bir olur ki onlarda ses teli recurrent laryngeal nerve zedelenir ve bir taraf ses teli işlemir ve hastada biz ameliyat yaparırız ve çalışırız ki o şişi nerden arayak ve onu götürek. Burada bu hastada recidifti. Ona göre orada recurrent laryngeal nervi ses siniri çok çetindi tapmak. Ama biz biliriz ki ses siniri vagus nervden çıkır ve biz bu ameliyatı yaparanda recidif olanda biz hemşire vagus nervi tapıp ve eğer vagusta signal varsa onda biz biliriz ki bu ses siniri işleyir ve biz rahat o şişini götürebilir. Ve burada ben gösteririm ki bizde bütün aletler ve avadanlık var ki biz vagus siniri yokluya. Ve böyle sezgende biz biliriz ki biz şişini rahat götürebiliriz. Ve burada ben demek isterdim ki burada şiş sol taraftaydı ve bir ses siniri işlemirdi bu hastada ameliyat zamanı. Ona göre burada çok önemlidir ki o biri tarafı sağ tarafta biz ses siniri zedelemeyiz. Ona göre ki eğer biz o ses siniri zedelesek o hastaya trakeostoma lazımdı ve o büyük problemdi. Ona göre biz burada vagus nervi yoklanılıp şişi götürürük ama elbette onun sol tarafı müvekkati işlemci. Ben onu laringoskopiden gösterebilirim. Bu sol tarafta biz nervi ayrıldık ve şişi götürdük ama o ses siniri dışı. Ve biz görürük ki burada sol taraf hastada terpenmir. Ona göre ki orada recidiv idi ve nerv zedelendi. Ama biz biliriz ki bir nerv kesilmi, biz nervi gördü ve siz şimdi göreceğiz ki haradası 6 aydan sonra ikisi de ses telleri rahat işleyir ve bu hastada problem yoktu. Sadece vakt lazımdı da rahat danışır ve hiçbir problem burada göstermiyor. Bu da foliküler karsinomudur. Hastada şiş çok büyüktür ve hasta çok gözdedir. Düzdür. Adi zob olanda hasta mesela için bu şiş 10-15 yıl inkişaf edildi. Biz biliriz ki o ameliyat çok vakt onu rahat ayrılma olar. Ama foliküler karsinom olanda biz bilmiyoruz. Ona göre ki burada MRT bize gönderip ki burada çok büyük problemler var. Yuxu damara yayılır bu şiş ve biz ihtiyatla bu şişi götürdük. Bu sağ taraftı ve burada foliküler karsinoma hastada tasdik olunup ki bu foliküler karsinoma. Nervi yine de nervi
Biz hem işi tapırı ve nirnun tamamıyla paratrikial limfu düğünleri biz temizlemeliyiz. Ve siz görürsünüz ki bu normal galhan benzer vezidir. Sol taraf, o birisi de sağ taraf ve her şey yerindedir, nerv ve hastada problem yoktu. Bu hastada ameliyattan sonra neredeyse bir hafta geçti. Rahat danışır ve hiçbir problem yoktu. Sonra demek isterim ki milli onkologide biz hemşire çalışırız ki teze usullarla ameliyat edelim. Ve bu ikisi ameliyat, onsuz da bu ikisi ameliyat ben elemişim. Ama şimdi derhal biz görürük ki endoskopik avadanlığını biz daha güzel ameliyatlar yapabiliriz. Evvelceden burada şiş olanda, burun boşluğunda biz açık metodla gidip ve o şişleri götürürdük. Şimdi bizde bütün avadanlığı ve imkan var ki biz bu ameliyatları endoskopik yaparak ve hastaya böyle büyük bir travma eləmək. Elbette herden bir olur ki biz mecburuz bu ameliyatları eləmək ve demek olmaz ki həmişe endoskopik eləmək olar. Ama bu ameliyatı hastada adenokarsinoma ve biz burada endoskopik ameliyatı yapardık ve tamamıyla bu şişi götürdü. Ama endoskopik ameliyatı demek olar ki o daha uzun çekir. Ona göre ki biz bu şişi götürende ve biz böyle o kadar yaxşı görünmür. Ona göre biz mütləq bunu biopsiye göndermeliyiz. Derhal ekspres biopsiye ki dəqiq bilək ki bu hastada adenokarsinoma qalmır. Ve eğer biz o toxuma gönderende ve təsdiq olanda ki hastada şiş qalmır, biz bu ameliyatı demək olar ki qutara bilərik. Ve bu endoskopik metodu ve elbette o açık metodla daha üstünlüktü ve rahat bu ameliyatı yapara biz bilirik. Ve bu hastada papiller müsünüz adenokarsinoma diagnozla ve bu hasta ameliyattan sonra hiçbir haricden kesik yoktu. Hasta özünü yaxşı hissedir ama her 6 ay biz onu yoklamalı. Ona göre ki adenokarsinoma recidivi şansı çok yüksektir. Bir tane de ameliyat ben göstermek isterdim. Düzdür, bizde təəssüf ki biz laringoktomi Milli Onkologiya Mərkəzində bizde çoxlu laringoktomi ameliyatlar olur. Ve mesela şimdi ben Linz'de praktika geçende Profesör Buyrundu, o da burada bugün. O kadar laringoktomi orada olmuyor. Avrupa'da hastalar daha birinci, ikinci fazından gelirler. Təəssüf ki Azerbaycan'da hastalar gelende onlarda T4 olur ve biz onlara laringoktomi məsləhət görürük. Ama yine de teze usullarla düzdür, biz laringoktomi eləyirik ama biz istəyirik ki onların həyat keyfiyyəti eyni olsun. Ve bu laringoktomi əməliyyatı, ben burada larynx'ı götürürüm ve indi larynx'ı açıp siz göreceksiniz ki şiş T4'ü ve burada başka seçim yok idi bu hastada. Bu çok büyük şişti, endofitti. Ve burada biz galhan benzer vəzinin bir yerde çok. Bu hasta elbette laringoktomiyadan sonra biz mütləq limfo disseksiya eləyirik. Ve limfo disseksiyadan sonra hastaya biz şua terapiye gönderirik. Ve biz həmişə çalışırız ki bu hastalara biz ses protezi koyaq. Ona göre ki ses protezi koyandan sonra hasta biraz sesi vermek olan. Hasta danışır. Bu birinci gün biz ses protezi koyduk. Ona göre hasta elbette biraz çetinlikle danışır. Ama başlayır hasta hasta danışma. Bu birinci gündü. Ona göre hasta
bir iki aydan sonra rahat danışıyor ve estetik cihetten de çok güzel görünürdü. Dolayısıyla rahat cemiyette olabilir. Ve bu hastalarda bizde duş için attachmentler var. Her şey burada var ve bu hasta rahat cemiyette olabilir. Ve elbette bazı hastalara biz ses protezi koyanda onlar daha yakışı danışırlar. Bazılar vakt aparamalıdır. Biraz sesi verin de ben olsun. Demek ki bu hasta uzun galstuktan fikirleşirdi. Bence çok... Bu da ikinci hasta laringektomiye ve biz burada çok mal kaldık ki bu hasta doğrudan da birinci günden daha yakışı danışır. Biraz sesi verme alın. Doğrudan bu birincisi bu hasta danışır. İkincisi biz biliriz ki hava burundan girmelidir ve orada temizlenir sonra gelir akciğere. Ama burada hastalarda derhal traheye girende onlarda akciğere iltihabı olur, çoklu problemler emele gelir. Ve bu ses protezi doğrudan onlara çok kömek edir ki bu hastalar cemiyette özünü rahat hissedirler. Ve mende iki tane video kalıp bir tane video biz indi lazer istifade ederek ve bütün polipleri biz bu ameliyat hansı ki herden biri olur ki endoskopik polip büyük olur ve endoskopik ona göre ki ağız açılmır ya da ki problem olur biz açık ameliyat edemeliyiz de larynx'ı açıp biz o polipi götürür ona göre ki endoskopik herden biri olur ki mümkün değil ve biz lazer ameliyata hastanı götürende biz hemşe hastaya deyirik ki olabilir ki trakeostomu biz koyacak, olabilir ki biz olabilir ki biz larynx'ı açıp o polipi götürecek. Ama biz hemşe çalışırız ki o polipi biz lazerle götürecek. Ve bu hasta bu ikinci hastada hansı ki gel bizim yanımıza ve biz lazerle bu polipi rahat götürebiliriz. Ama elbette bütün hastalar bilmelidirler ki eğer bu alınmasa onda biz o açık ameliyatla onu götürürük. Bu hastalarda hiçbir problem yoktu. Lazerle polip götürülüp sonra kan akmanı sağlıyor. Bu da hasta ameliyattan sonra. Sesi verin değil mi? Bu laryngo füsur hansı ki ben birinci ameliyat gösterdim. Herden biri o. Döz hasta rahat okuyor. Hiçbir problem yoktu. Ve burada sadece ameliyattan sonra iki gün geçip. Şimdi akırıncı da ameliyat ben göstermek istiyordum. Bizim merkezimizde yine ben demek istiyorum ki bizde sadece ameliyat biz elemirik. Bizim için hayat keyfiyeti, hastanın hayat keyfiyeti çok önemlidir. Mesela şimdi bu hasta gelip bizim yanımıza ve bu hastada diagnoz koyulup sümük karsinoma. Ona göre ki sümüklerde onlarda çoklu sınık emele gelirdi. Ama bizim merkezimize gelende biz paratiroid hormonu yokladık ve paratiroid hormon 1160 oldu. Elbette bu paratiroid adenoma ve biz gamma probu istifade eledik. Düzdür, olabilir ki gamma probu istifade elemeyek ve biz tamamıyla bu payı mesela sağ payda paratiroid adenom varsa kalkan benzer vezini götürür. Ama biz hemşe çalışıyoruz ki eğer kalkan benzer vezi problem yoktu sadece paratiroid adenomu götürür ve orada
Adenoma iki taraftaydı. Birinci, bir tarafta büyüdü, o biri tarafta biraz bağlıcadı ve biz gamma probu istifade edip o paratiroid adenomanı taparız ve sadece paratiroid, bu da radyonukleit şöben müdürü Fuat Doktor, o ameliyata bizle giriyor ve bize o gamma probu bize kömek yardım gösterir istifade etmeye ve bütün kalan benzer vezi kalır yerinde ve hastada gelecekte hiçbir problem yoktu. Düzdür. Herden biri olur ki paratiroid adenoma bir tane yok, orada 2-3 tane olabilir ve standart odur ki indi Milli Onkoloji Merkezinde biz paratiroid hormonu yoklayabiliriz ve derhal ameliyattan sonra herdese 5-10 dakika geçenden sonra biz kanı götürmeli hastanın ve yoklamalıyız. Onun paratiroid hormonu 10 dakikadan sonra 120'ye düşür. Ona biz rahat diyebiliriz ki biz o paratiroid adenomu götürdük. Ve sonra netice bence 80'e indi düşecek. O sadece paratiroid adenomunu götürenden sonra 10 dakika geçir ve hastada paratiroid adenomu düşür. Bu başka hastadır ama onun bari de biz danışmayacağız. Dikkatinize göre teşekkür ederim. Çok sağ olun.